Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Öncelikle aracımın kilometresini gösterip sizlere bir konuya değineceğim. 118.366 kilometrede bir araç. Tirger bakımı yapıyorum. Model yılı olarak net bilmiyorum fakat 2014 model. Yani 6 yaşında. 118.000'i görmüş. Ve bahsedeceğim konu arkadaşlar şu. Tirger bakımını yapıyorum ve çıkardığım devirde. Bu pırıl pırıl bir devirde. En ufak bir pas yok. Şurada da aynı şekilde motor için. Pırıl pırıl en ufak bir kurum yok. Şimdi bu devir daimin yanında bir tane daha devir daim var. Görmüş olduğunuz devir daim. Bu da aynı şekilde içinde antifriz bulunan bir araçtan çıktı. Şuradan antifriz kaçaklarını, antifrizin bırakmış olduğu kurumu zaten görebiliyoruz. Bunda da antifriz vardı. Bunda da antifriz var. Az önce hafif oradan akıyordu zaten, gördünüz. En ufak bir kireç, en ufak bir pas yok. Bunun sebebi nedir diye hiç kendinize sordunuz mu? Ben sordum ve soruyorum da. Her zaman bahsettiğim şu saf su olayı arkadaşlar. Fabrikada antifriz dolumu yaparken sistemin %20'si antifriz ve antifrizle saf suyla üzerine dolum yapılıyor ve kullanma esnasında bu şekilde taze, pırıl pırıl, yepyeni kalıyor. Herhangi bir sebepten dolayı araç isterse 10.000'de olsun soğutma sisteminin sıvısını boşaltır, antifriz üstüne doldurur ve antifrizin de üstünü musluk suyuyla tamamlarsak arkadaşlar, karşılaşacağımız pozisyon ilerisinde tirger kayışı değiştirirken tam olarak bu. Yani bu da demek oluyor ki musluk suyu kireç ve pas yapıyor. Ama doldurmuş olduğumuz saf su kireç de yapmıyor, pas da yapmıyor. Şimdi şunu söyleyenler illaki olacaktır. Usta, işte fabrikada saf antifriz koyuluyor. İstediği kadar saf antifriz de koyulsa, antifriz sonuçta çoğunluk kısmı sudan oluşuyor. Saf su kullanıldığı için de bu şekilde pas kireç tutmuyor arkadaşlar. Pırıl pırıl kalıyor. Ben hatta şunu söyleyeyim. 300.000'de 400.000'de araçlar gördüm bu şekilde çıkan. Neden? Sürekli saf su kullanıldığı için bu şekilde tertemiz çıkıyor. Fakat 50.000'deki bir araca musluk suyu koyarsak bu şekilde çıkar. Bilginiz olsun. Böyle düzgün bir bilgi de sizinle paylaşmak istedim. SKF marka pompa getirmişler. Devirden pompası. Onu kullanacağız çünkü kitin içinde çıkmıyor. Belki pompalı kitler de vardır ama çıkmadı. Neyse, konumuz bu değil. Ben anlatmak istediğimi sizlere anlattım. Yani saf suyun ne kadar önemli olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Ki ben size sadece bu devir daimi gösteriyorum ama motorun içinin tamamında, radyatörlerin içinin tamamında, hortumların, boruların içinin tamamında, termostatın tamamında bu pas tam olarak var. Her yeri kaplıyor. Ve bu motorun da her tarafı aynı bu şekilde pırıl pırıl. Ve biz bunu saf suya borçluyuz. Bundan dolayı da saf su arkadaşlar çok önemli. Aşırı derecede önemli ki soğutma suyu sistemimiz tertemiz pırıl pırıl kalsın. Sizlerden ricam bu konuya dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenmeyi, abone değilseniz abone olmanızı çok rica ediyorum. Hoşça kalın.